Birincisi kendimden yola çıktım, öyle söyleyeyim. Hani iki çocuk annesiyim. Çok fazla eşyamızın biriktiğini fark ettim. Bunları ihtiyaç sahiplerine götürüyorduk, teslim ediyorduk, veriyorduk ama çözümün bu olmadığını da gördüm. Kendim de ikinci el kullanmaya başlamıştım çevresel doğa koruma amaçlı. Sonra bu işi araştırmaya ve baktığımda döngüsel ekonomi dediğimiz bir olgunun olduğunu fark ettim. Bu ne demek döngüsel ekonomi? Evimize atıl para verdiğimiz vergisinin ödendiği eşyaların tekrar değer kazandırılarak ekonomiye geri döndürülmesi. Biz de burada bu işi yapıyoruz aslında. Döngüsel ekonominin içinde yer alıyorum. Sizlerin para verip aldığınız vergilerinin ödendiği ürünler tekrar buraya geliyor. Burada bir değer kazanılıyor, tekrar satışa sunuluyor. Satıldığı zaman da tekrar vergileri ödeniyor. Bu sisteme de şu anda dünyada döngüsel ekonomi diyorlar. Birçok işletme, birçok firma bunu bu şekilde yapmaya başladı. Diyebiliriz burada. Getirdiğiniz ürünler sadece para değer, yani değeri parayla ölçülmüyor mağazamızda. Şunu da o şekilde açıklayalım. Bazı kişiler ürünlerini getirdiler ama dediler ki ben parasını istemiyorum. Benim buradan alacağım paraya ihtiyacım yok. Biz de ekiple oturduk, düşündük. Hani bunu nasıl değerlendirebiliriz? Çıkacak parayı bir fon oluşturalım. İki ayrı bir fon oluşturduk. Birincisi sokak hayvanlarına mama alıyoruz. Burada 22 dost eliyle çalışıyoruz. İkincisi de öğrenci fonu oluşturduk. Başlarda çok bütçemiz yoktu. Kalem, kitap, defter alıyorduk öğrencilere ihtiyaçlara. Ama şimdi üniversitede okuyan bir kız öğrenci her ay belli bir miktarda katkı sağlıyoruz. Hani getirdiğiniz bir kazak burada bir mama oluyor, bir kap mama oluyor. Bir öğrenci için de bütçe oluşuyor. Hani sadece ekonomik olarak bakmayın buradaki işe. Sosyal proje ayağımızı da sürdürmeye çalışıyoruz hep beraber.